Merhaba, saat 20. Dünya Ali, Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız dünyada. Önce bültenden bazı başlıklar aktaracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararından sonra partili milletvekilleri ve kabine üyeleriyle bir araya geldi. Ve Cumhurbaşkanı neden 24 Haziran tarihinin seçildiğini anlattı ve uyarılarda bulundu. İki HDP'li milletvekilinin milletvekillikleri düşürüldü. Böylece milletvekilliği düşürülen HDP'li sayısı 11'e ulaştı ve sandalye sayısı partinin 48. Ömer Halis Demir davasında çıkan kararın ardından Polatlı darbe davasından da karar çıktı. 328 sanık yargılanmıştı. 27'si ağırlaştırılmış, 47 sanığa müebbet hapis cezası verildi. 47 sanığa 27'si ağırlaştırılmış olmak üzere müebbet hapis cezası verildi demek daha doğru. Sonra Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. İkisinin Uruguay ve Bulgaristan'dan iadesi talep edildi. Ve Tüp Bebek Merkezi skandalı ki 24 televizyon olarak duyurmuştuk ve Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. Şimdi tekrarlanmaması için bir yasal düzenleme yapılıyor Dünya Ali. Yunanistan'ın sabahtan akşama Türkiye konuştuğunu ve akşamları da rüyada Türkiye'yi hayal ettiğini, Türkiye'nin rüyasını gördüğünü söylerken abartmıyormuşuz. Çünkü bugünkü Yunan gazetelerine şöyle bir baktık. Arkamızda bir tanesi var, Tanea. 11 Yunan gazetesi bu sabah yayınlandı. 9 tanesinin manşeti Türkiye ve Türkiye'nin seçimi. 24 Haziran seçimi Yunanistan'da büyük bir mesele olmuş. Ön sayfada manşet. Yani canım, tabii ki önemli olay, Türkiye seçime gidiyor falan. Yok, öyle değil haberler. Şimdi başlıklarını okuyacağım. Çok şaşırdık. Herhalde siz de şaşıracaksınız. Çünkü bu ne hayal gücüdür. Bu ne vehimdir. Yani olacak şey değil. Mesela Demokratia gazetesinin başlığı: Türkiye'ye 66 tehlikeli gün. Ne oluyoruz? 66 gün var ya seçime. O her günü kendi adlarına tehlikeli gün olarak sayıyorlar. Türkiye Yunanistan'la bir derdi olmadan seçime gidiyor ama Yunanistan'ın bu alınganlığı hakikaten kayda geçirilmesi gereken bir durum. Etnos gerilim seçimleri diyor ama gerilim Türkiye içinde gerilim falan değil. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim nedeniyle böyle bir şey başlık atmış. Ha, o iki gazete demiştik. 11 gazeteden iki tanesinde sadece Türkiye yok ya, orada da ön sayfada yok. Ana başlık olarak yok. Bunlarda da var da. Eleftheros Tipos diyor ki işte silahlı kuvvetlerdeki bir başka mesele ama silahlı kuvvetler varsa kesin onu bir tarafından işte Türkiye'ye bağlamışlardır. İçine bakmadık. Hadi Eleftheros Tipos'u Türkiye ile uğraşmadığı için bugünlük geçelim. Sonra Estia diyor ki seçim öncesinde Erdoğan Kardak'ı ödül olarak istiyor. Ne alaka? Ne Kardak'a nereden geldiniz? 24 Haziran seçimiyle Kardak'ın ne alakası var? Yani Türkiye'nin gündemini düşünün. Türkiye gündeminde işte Türk medyasının nelerle uğraştığını, neleri izlediğini düşünün. Bir de Yunanistan tarafını düşünün. Türkiye seçime gidiyor. Seçimden önce de Kardak. Fena fikir değil aslında. Şimdi aklımıza düşürdüler diye üzerine gitmek lazım. Sonra Katimerini. Türkiye seçimi Yunanistan arka planında devam ediliyor ya da yapılacak. Türkiye seçimi Yunanistan arka planda olmak üzere yapılacak. Yani geri planda, ana planda Yunanistan. Hayır, alakası yok. Lütfen üstünüze alınmayın. Yok böyle bir şey. Nereden çıkar? Kim yazıyor bunları? Hadi bir iki gazetenin marifeti olsa deriz ki işte. Yok değil. Hepsi ağız birliği etmişçesine böyle. Sonra Efimerida. Seçime doğru provokasyonlarla birlikte. Allah şifa versin demek gerekiyor. Sonra Tanea.
60 gün kırmızı alarm. Hani ya bu 60 gün kırmızı alarm demek 66 halbuki 6 günü kaçırmışlar. 66 gün hadi bugün ama gece yarısına kadar hadi bugünün vukuatsız geçeceğini düşünürsek 65 tane kırmızı alarmda gün demek Tania için. Yunan basınının eğlenceleri. Sonra Avgi diyor ki yine gerilim seçimleri. Tekrar aynı başlık gerilim. Yunanistan'da olan gerilim. Pontiki Mizah Gazetesi diyebilirdik. Onlar bile işi Türkiye'ye bağlamışlar. OHAL seçimi, askeri seçim ve Erdoğan falan gibi yaratıcı bir başlık bulmuşlar. Sonra Rizos Pastis daha geniş boyutlu bakıyor ve diyor ki Avrupa Birliği ve NATO garantileri birer şaka. Avrupa Birliği ve NATO'nun kime karşı garantileri birer şaka? Türkiye adını orada kullanmamış ama biz anlıyoruz. Yunan okur da anlıyordur. Yani Türkiye'ye karşı NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin garantileri birer şaka diyor. NATO'nun mizah gücü olduğunu biliyoruz. Avrupa Birliği zaten baştan sona şaka. Evet öyle. Yani NATO güvencesi ya da Avrupa Birliği güvencesiyle Yunanistan'ın bir hesap yapmaması gerekiyor. Şaka mı şaka. Sonra bir gazete daha Neften Poriki o işte bankaların stres testlerini başlamış. Çünkü ekonomi gazetesi yani artık onların da içine arasak kesin Türkiye ile ilgili haber çıkar. Böyle bir durum 11 gazete 9'unda Türkiye manşet. Televizyonlara bakmadık. Televizyonlar herhalde her saat başı Türkiye düşünüyorlardır. Ve konu aynı. Kardak, seçim falan. Sonra dün Çarşamba artık bugün Perşembe bugün anlatmak durumu hasıl oldu. Yunan Meclisi'nde Türkiye gündemi daha doğrusu olağan dışı işte gündem dışı söz falan filan Türkiye gündemli bir toplantı yapıldı. Ve Türkiye konusunda partiler kürsüye çıkıp birer birer içlerini döktüler. Söyledikleri şeyler aşağı yukarı hepsinin aynı. Yunan siyasi yelpazesi hayli geniştir. İşte sağdan, faşisten, en sol komüniste kadar herkes vardır. Ve bunların söz birliği, ağız birliği etmişçesine birleştikleri bir tek mesele var. Türkiye. Yunan siyasetini de böylece birleştirici bir etki taşıyoruz. Ondan da belki gurur duymamız gerekir. Şimdi nasıl? Bir kere savunma bakanı çıkmış. Kamenos. Kamenos'un kendisi zaten provokasyon. Diyor ki işte uluslararası dayanışma ve milli çıkarlar şudur budur falan. Herkesi Yunanistan'la dayanışmaya çağırıyor. Yani bu demin gazete başlığında Avrupa Birliği ile NATO'nun güvenceleri şaka diye yazdıktan sonra hala neyin uluslararası kim destekleyecek Afrika Birliği falan kaldı herhalde belki onun içindir bilemiyoruz. Sonra Syriza hükümet adına söz alıyor ve Syriza milletvekili Nikos diyor ki Türkiye'nin propaganda savaşını daha da büyütmeyin ve artık Türkiye konuşmayın. Akıllıca bir söz fakat bir şey değiştirmiyor. Yani bunu dedikten ertesi gün işte gazete başlıklarını okuduk. Eğer Türkiye'nin bir propaganda savaşı var ise bunu körükleyen ve çıkartan ve devam ettiren olay Yunan medyası. Bizim bültenlerde bugün bakmak lazım. Bizim kanalın bülteninde Yunanistan kaç kere geçti? Diğer kanallarda kaç kere geçti? Hangi kapsamda geçti? Geçti mi? Mesela. Sonra diğer partilerden Dimar Partisi, Yeni Demokrasi ana muhalefet onu söyleyelim. Dendias konuşmuş Yeni Demokrasi adına ve demiş ki Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Kardak konusundaki açıklaması ki Kardak'ın Türkiye'ye ait olduğunu teyit eden bir açıklamaydı. O açıklama kesinlikle kabul edilemez demiş ve bu konuda mutlak olarak ulusal dayanışma yapılmalıdır, ulusal dayanışmaya gidilmelidir demiş. Yunan Ana Muhalefet Partisi'nin görüşü. Tamam. Sonra Dimar Partisi, partilerden bir tanesi diyor ki dikkatli olun Türkiye'nin demeçlerine aynı sertlikte demeçle karşılık vermeyin. Sınırlı bir sağduyu uyarısı mı yoksa başka bir hesabı mı var bilemiyoruz ama tekrar hükümet asıl
ortak bir tavır koysun diyor. Hükümetin de dün anlatmıştık, her bakanından ayrı bir ses çıkıyor. Onu da kayda almak lazım. Yunan bakanları birbirleriyle yarışıyorlar. Demiştik Ulaştırma Bakanı'ndan demeç görmedik diye, o da verecek yakında. Herkes birbiriyle ve birbiriyle çatışan, çelişen demeçler de vermekteler. Böyle bir durum. Yunan Komünist Partisi Katsosis diyor ki Türkiye sürekli olarak Yunanistan'ın egemenlik haklarını sorguluyor. Uluslararası anlaşmaların sorgulanması savaş demektir. Yunan Komünist Partisi'ne bakılırsa Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıktı ya da çıkacak. Yunan Komünistlerinin görüşü. Bir de faşist Altın Şafak var. O işte başka konularda konuşmuş ama Altın Şafak'ın zaten kendisi Türkiye ile yatıp kalktığı için onu da hoş görmek lazım. Sonra partiler konuştu. Cumhurbaşkanı konuşmaz mı? Tabii ki konuşur. Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un da demeci var. Diyor ki Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa Yunanistan'la olan sınırlarını sorgulamamalıdır, kabul etmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği sizin olsun. Biz seçime gidiyoruz. Sonra 66 gün sonra görüşürüz demek lazım. Yunanistan'ın durumu hiç iyi değil. Donald Trump Suriye meselesini muhteşem bir başarıyla çözdü, bitirdi, unuttu bile. Şimdi Kore meselesine sarmaya başladı. Çünkü Kore'ye yakından bakmak gerekiyor. Füze attık, oldu bitti falan havasıyla gittiği için Kore konusunda da füze atmak ve diğer askeri formülleri de kafasından geçirdiğini görmekteyiz. Öyle bir tehlikeli durum var. Onun için bu Kore meselesine ayrıca bakmak gerekiyor. Ondan önce bu çok yeni geldi. Bunu bir parantez açarak söyleyelim. Şöyle, Amerika Donald Trump'ın emirleri doğrultusunda silah satışlarını artırmak istiyor. Silah, daha fazla silah satarak daha fazla gelir. Bunu daha önce söz etmiştik. İşte bunu politikasını bugün açıklayacaklar. Amerika'nın yeni silah satış politikası, daha çok gelir yaratmak için. Tümüyle ihracat malı olarak Amerika ne? Amerikan sakızı, işte gazlı içecek, silah. Bunlar ihraç malı olarak geçiyor. Şimdi orada ilginç bir şey gördük. Bu İHA ve SİHA, silahlı insansız hava aracı ve diğer İHA'lar, bunların satışını uzun süredir Amerika kendisine saklıyordu ya da çok kıymetli müttefiklerine veriyordu. Yorum var, diyor ki Amerika'nın bu çekingenliği yüzünden uluslararası SİHA piyasası Türkiye, Çin ve de İsrail tarafından parsellendi. Ve şimdi Donald Trump yönetimi SİHA piyasasında geride kaldı. Bunu açığı kapamak için SİHA ihracatına önem verecekler. Niye? İsrail, Türkiye, Çin üçlüsünün bu konudaki ilerlemesine karşı rekabet edebilmek için. Donald Trump Türk SİHA'larıyla mücadele ya da rekabet peşinde diye bir başlık atabiliriz. Şimdi nedir? İşte bu Reaper'ları vardı. Onların teknolojisini vermiyoruz falan filan diye kendilerine saklıyorlardı. Hala hangi şartlarda kime ne satacaklar belli değil. Fakat şimdiye kadar işte mevcut şu kurallarda diyorlar ki İngiltere, Fransa ve İtalya sadece alabiliyordu bunları. Ancak İngiltere, Fransa ve İtalya'nın SİHA ihtiyacı yok. SİHA kullanacakları bir dış maceraları da görünüşte yok. Fransa belki olsa olsa, Macron işte sarayın bahçesinde İHA uçurmayı ister, uçurtma uçurur gibi. Ama onun dışında bu piyasalar kapalı zaten, yani bir talep yok. Talep alabilecek, satabilecek piyasaları da işte söylediği gibi Türkiye, İsrail için kapamak üzere. Onun için Amerika'nın ciddi bir SİHA ihracat problemi var. Bunu kayda geçirelim. Kore'ye gelince, şimdi bu Kore meselesi işte Pompeo gitti, Abe ile de konuştu. Pompeo işte Dışişleri Bakanı, halen Dışişleri Bakanı değil Pompeo bu arada. Dışişleri Bakanlığı onaylanmadı. Senato'dan henüz geçmedi. Senato'dan da sıkıntı var. Bazı senatörler Pompeo'nun Dışişleri Bakanı olmasının uygun olmayacağını düşünmekteler. Olumlu oy vermeyeceklerini söylediler.
olumsuz oylar sıkıntı yaratabilir. Geçer mi diye bir kuşku var. Geçer gibi ama birkaç senatörün karşı işte itirazı ve karşı oyu süreci durdurabilir. Onun için beklemede. Dün Donald Trump'a sordular. Aa geçecek falan dedi ama o ezbere konuşuyor tabii ki. Şimdi Pompeo henüz Dışişleri Bakanı değil. CIA'de de değil aslında. CIA'de işte o hanım geçti. Şimdi Pompeo ayakta. Şimdi Pompeo'nun bu ziyareti işte çok iyiydi falan filan. Fakat dün Donald Trump başka bir şey söyledi Abe ile konuşurken. Görüşeceğiz, çok güzel olacak, müthiş olacak. Kuzey Kore ile barış falan filan onları tekrarladı da. Eğer görüşme ben oradayken sonuç vermiyor ise, bir fayda sağlamıyor ise hürmet göstererek ben o masadan kalkarım diyor. Saygılı bir şekilde yani. Kim Jong-un'u tokatlamadan kalkmayı başaracaksa olabilir. Peki. Şimdi Donald Trump'ın masadan kalkma seçeneğini de bu şekilde vurgulayarak Kim Jong-un'la görüşmeye başlaması iyi işaret değil. Kim Jong-un'la sağlıklı bir müzakere yapıp yapamayacağı zaten tartışmalı. İşte nükleer silahlardan arındırılmış Kore falan diye bir şey sürüyor. Ona Güney Kore çok istekliler yapacaklar diye garanti üstüne garanti veriyor ama henüz ortada öyle bir şey yok. En son işte o da haber geldi. Kuzey Kore yarımadada güney tarafındaki işte 28.500 falan Amerikan askeri var. Onların çekilmesini istiyordu diye. Şimdi onlar kalabilir diye bir pozisyon değiştirmiş. İşte bu da Amerika ile anlaşmaya daha hazır olduğu yolunda bir işaret sayılıyormuş. Ama daha ortada gerçek anlamda bir ilerleme olacağı yönünde bir işaret yok. Ha, Mike gitti, çok iyi izlenimlerle döndü, onu iyi ağırlamışlar, bana anlattı falan diye anlatıyor da. Kuzey Kore'nin daha ince bir diplomatik mantık kullandığını öngörebiliyoruz. Arkasında Çin senaryosu var. O Çin senaryosuna karşı Amerika böyle işte Donald Trump'la Pompeo ile gittiğiyle geldiğiyle falan ne yapacak belli değil. Ama genel kanı Trump o görüşmeden kalkarsa, ki kalkabileceğini de söylüyor, o zaman iş çok hızlı tırmanacak. Daha büyük bir gerilim. İşler daha sertleşecek. Onun için ona da hazır olmak lazım. Bu iş ne zaman? Haziran başında. Nerede görüşecekler? 5 tane yerden bahsetmişti Donald Trump. Biz de dedik, Twitter'da yazdık Donald Trump'a come to İstanbul diye. Hani İstanbul'a gel, turizm olsun. Cici Hadid'e falan yazılıyor öyle nasıl olsa come to İstanbul diye. Donald Trump da gelsin. Fena olmaz. Şimdi o işin hikayesi de şöyle, nereye gidebilirler diye sıralamışlar. Bir tanesi bu işte iki Kore arasındaki ara bölge var. Orası makul bir yer gibi duruyor. Fakat onun dışında Kuzey Kore başkenti Pyongyang diyorlar. Amerikan başkanının ayağına gitmesi, Trump gider de diğerleri engeller gibi duruyor. Seul Güney Kore diyor. O zaman da onlar ayağa gelmiş olacaklar kuzeyden. O da pek ihtimal dışı. Pekin'e gitmek Çin'e bu işte çok büyük bir paye ve ağırlık vermek demek. Onun için de riskli. O da pek ihtimal gibi durmuyor. Moğolistan başkenti Ulaanbaatar'ın adı geçiyor. Hani nötr bir yer. İşte dağların arkasında iki tarafa da yeterince yakın falan gibi bir çözüm olabilir. İsviçre deniyor. Kim Jong-un trenle bir yere gitmesi gerektiğini savunanlar var. Trenle İsviçre'ye gidilir. Yani Haydarpaşa'dan işte Avrasya Tüneli'nden falan geçiririz. Sonra tekrar Sirkeci'den trene koyup İsviçre'ye kadar göndeririz de yani uzun bir yolculuk, o epey sürer. Hatta belki Sibirya Ekspresi ile kuzeyden Moskova üzerinden gitmeye çalışabilir. Yani masraflı bir iş, o olmayabilir. Singapur, Vietnam, İskandinavya gibi yerler geçiyor ama onlar da işte böyle çok kenar köşe yerler, bilemiyoruz. Eğer yerde anlaşabilirlerse sonra yer önemli değil, asıl nasıl masada anlaşacaklar ya da anlaşamayacaklar, ona da bakacağız.
Bu arada Donald Trump Florida'da işte abe falan filan bir şeyler yazıp duruyor. Kayda değer bir şey genel dünyada bakıyoruz. Yok. Tamam. Başka. Son zamanların en korkutucu uçak yolculuklarından bir tanesi. 1380 sefer sayılı uçak. İşte New York'tan kalkıyor, Dallas'a gidiyor. Yolda yarım saat kalktıktan yarım saat sonra yolcular diyor ki çok büyük bir patlama, hatta iki tane patlama duyduk. Sonra uçak şiddetli bir şekilde sarsıldı. Anında irtifa kaybetmeye, daha doğrusu pilot marifetiyle alçalmaya başladı. Sert bir manevrayla. Bu arada çığlıklar, bu arada oksijen maskeleri düştü. Önde bir koşturmaca, bağırış çağırış oldu. Onu arkadakiler tam göremedik. Yani olur, pilotu da duyabiliriz. Bu arada bütün bu işler olurken pilot, kadın kaptan, ismi henüz açıklanmadı ya da görmedik. Kadın kaptan pilotun çelik sinirleri ve eğitimi sayesinde bu olayın en az zayiatla, en az zayiat bir kişi hayatını kaybetti. Ama uçağın aşağı bu ortamda indirilmesinin büyük bir başarı olduğunu da söylüyorlar. O da ekibin ve işte kaptan pilotun, yardımcı pilotun başarısı olarak kayıtlarda. Ne oldu? Uçak malum, uçak motoru pervanelerden ve türbin hızlı dönen pervanelerden oluşuyor. O pervanelerden bir tanesinin bıçak diye geçiyor. Onlardan bir tanesinin koparak motoru kilitlediği, motorun içinde hasar yaratıp parçaların kopmasına neden olduğu, aynı zamanda patlama. O patlama sırasında metal parçalarının, en korkulan şey, uçağın gövdesine hem de yolcuların olduğu tarafa hızla çarptığı ve o kadın yolcunun o an gelen şarapnel parçalarla birlikte can verdiği anlaşılıyor. Koltuğunda önce şarapnel parçalar, motordan saçılan parçalar camı patlatarak ve uçağın gövdesinde delik açarak yolcuya geliyor. Sonra pencere patladığı için, açıldığı için basınç yarı yarıya, gövdesinin yarısı dışarıdaydı diyor tanıkları. O arada işte yolcuların kahramanlığı, çevresindeki yolcular atlayıp çekerek yolcuyu dışarı fırlamaktan kurtarıyorlar. O arada uçak hızla aşağı inmeye çalıştığı için, irtifa nispeten düştüğü için basınç işte iyi kötü dengeleniyor. Ama en büyük çaba hala uçağın kabininin delik falan olmaması lazım. O deliği kapatmak için canraş biçimde çalışmışlar. O büyük kahramanlık sahneleri orada yaşandı deniyor. Bulabildikleri her şeyle o deliği kapatmaya çalışmışlar. Bir yandan ağır yaralı yolcuya İşte suni teneffüs falan, ama ta o zaman hayatını kaybetmişti denmekte. Ve arkadaki yolcuların ve herkesin işte dua ederek ellerini birbirine kavuştur, herkesin birbirinin elini tutarak son dualarını ettiği, işte mesajlardan son mesajların atıldığı, işte falan bir trajik ve korkunç bir olay. Her uçakta yaşanabilir mi? Maalesef öyle. Bu 737-800 Amerika'daki o Southwest'in uçakları eski uçaklar. Bizdekiler daha yeni uçaklar onun için. İstisnai bir durum mu? İstisnai bir durum. Motorun havada parçalarının kopması, başka olaylar yaşandı. Özellikle Amerika'da tekrar eski uçaklar olduğu için o motorların dağıldığını biliyoruz. Ama onlar işte şans eseri. Uçağın gövdesine çarpmamıştı. Uçağın gövdesine çarpmadığı için, uçağın gövdesinde bir şey olmadığı sürece, delik olmadığı sürece, tek motorla da patlasa da yansa da o uçağın inebileceği biliniyor. Nitekim işte normal uçuş sırasında 22 dakika sonra acil inişle Philadelphia'ya inmeyi başardı. En yakın havaalanı 22 dakikada. Ama tabii o yolcular için o 22 dakika 22 saat kadar uzun gelmiş. Böyle bir durum. Geçmiş olsun. Çıkaracak sonuçlar.
sürekli emniyet kemeri bağlı oturmak, böyle bir talihsiz durum yaşandığı zaman kesinlikle paniğe kapılmamak ki bazı karavan yolcuların diğerlerini paniğe kapılmaktan alıkoydukları ve genel paniğe engelledikleri söyleniyor. O çok önemli. Sakin olmak ve dua etmek. Bir de ekibe güvenmek, kaptana güvenmek. Kaptan da indirmiş zaten. Geçmiş olsun. Monsieur Macron Washington'a gidiyor. Gelecek hafta ziyaret. Donald Trump'la büyük buluşma falan diye böyle bir ön hazırlıklar. Daha önce tanışıyorlar tabii ki. Şöyle, Donald Trump için Avrupa'da bildiği ve sürekli temas kurmaktan çekinmediği tek kişi diye geçiyor. Bu arada Donald Trump'ın Macron'dan çok fazla haz etmediğini de söylüyor Amerikan kaynakları. Fakat idare edilebilir ve söylediğimi anlayan bir adam olarak gördüğü için bu diyaloğu sürdürmeye Donald Trump niyetli. Macron da işte Avrupa adına Donald Trump'ı idare eden adam falan rolü oynamaya çalışıyor. Ki o hep söylüyoruz, tehlikeli bir şey. Donald Trump idare etme rolüne soyunduğu zaman birisi ya işte Donald Trump'ın gazabıyla karşılaşıyor ya da bir daha konuşmuyor onunla. Böyle bir nokta. Fakat bu işte son geçen yılın Fransa Milli Günü Temmuz'u büyük geçit töreni yapması, Donald Trump'ı ağırlaması. Şimdi Temmuz, ondan önce Mayıs, Macron baktı Suudi Arabistan'da Donald Trump böyle kılıç falan filan dansmans hoşuna gitti. Ve o ağırlamayı görünce ne yapalım, biz de benzer bir şey yapalım. Fransa'da Macron'un kılıç sallayacak hali yok. Ne yapalım? Onun için hem bu işte Milli Gün vesilesiyle geçit töreni var. O geçit törenine çağırdı. Hem işte bando falan mızıka seyrettirdik. O kadar Donald Trump etkilenmişti ki bu işten. Washington'a döndü. Biz de geçit töreni yapalım. Biz niye geçit töreni yapmıyoruz diye sordu. Pentagon şaşırdı. Böyle bir iş için bütçemiz yok. Bu işler masraflı bir iş. Uçaklar, işte geçen araçlar benzin yakıyor. Bir sürü masrafı var diye anlattılar. Böyle bir geçit töreninin masrafının en az 1 milyon dolar olacağı kendisine anlatıldı. Hala istiyor. Yani bir şey yapacak Pentagon ama şöyle tören kıtasının falan geçişiyle işi kurtarırız diye düşünüyorlar. Bir de havadan birkaç uçak geçerse Donald Trump memnun olacak ama daha Donald Trump'ın meşhur geçit töreninin ne zaman olacağı konusunda bir işaret yok. Başka? Şimdi Macron'un başka Orta Doğu hikayeleri biliyoruz. İşte Suriye falan, orada rol almak istiyor. Donald Trump'ın umurunda değil. Donald Trump burayı birisine bırakayım ben çıkayım derdinde. Aman çıkma diye içeriden baskı başladı. Çıkarsan şimdiye kadar yaptıklarımızın hepsi çöker falan diye hikayeye başladılar. Meşhur Arap ordusu, dün de anlattık. Adı var, kendi yok. Kimse cesaret edemiyor. Arazi orada boş değil. Hemen yorumlar, sürekli yorumlarda bir vurgulanan unsur var. Suriye'ye gidelim deniyor ama orada Türkiye var, Rusya var, İran var. Aynı zamanda gelebilecek bir Arap ordusunun sadece Şii milisler karşısında dayanamayacağı, yenilgiye uğrayacağı söyleniyor. Diğer güçler karışmadan yalnızca Şii milisler bile gelecek bu Arap ordusunu yere indirebilir. Onun için aman dikkatli olun diye kaygılar var. Peki Macron ne yapacak? Macron işte hatırlanacaktır. Trump'ın fikrini değiştirdim. Suriye'den çıkmasını ben geciktirdim falan demişti. Amerikan tarafı Macron yanlış anladı o konuşmayı diye düzeltti. Orada kaldılar. Tekrar Beyaz Saray'da başka işler olacaktır. Konuşmalar olacaktır. Macron'un kendi kafasına göre dizayn ettiği bir Orta Doğu olabilir. O Orta Doğu'yu Donald Trump'a kabul ettirmeye çalışacaktır. Neyse ki Donald Trump çevresindekiler var. Yani Donald Trump o işleri fazla anlamasa bile çevresindekilerin bu oyunlara karşı biraz daha dikkatli olabileceği düşünülüyor. Amerika'nın Fransa'yla her konuda anlaşması beklenmemekte. Böyle bir ortam. Ha bir de Macron'dan sonra da Bayan Merkel gidecek.
Donald Trump'ı ziyarete. Son ziyaretin skandalları akıllarda el sıkmamıştı, şu olmuştu, bu olmuştu. Şimdi onun aşılması bekleniyor ama bu arada Merkel'le Macron'un da arası açılmaya başladı. Çünkü Macron bu kendisinde gördüğü büyük uluslararası dahi siyasetçi falan havasıyla Avrupa Birliği içinde reform olsun, Euro bölgesinde şu olsun bu olsun diye bir şeyler söyledi. O da Almanya'nın tepkisini çekti. Macron fazla bu işlere anlamadan karışıyor gibi yorumlar geldi. Almanya'nın da Avrupa Birliği içindeki liderliğini böyle test edecek şeyler yapmaya çalışıyor. Yani çıkıntılıklar yalnızca Orta Doğu'ya mahsus değil, her tarafta Macron'un çıkıntılıkları var. Böyle bir ortamda daha görüşme işte gelecek hafta olduğu zaman izleyeceğiz. Tekrar çok haz etmediği ama şimdilik tahammül ettiği bir siyasetçi olarak kayıtlarda Macron. Haz edilmez, tahammül edilebilir mi? O bile tartışmalı. Şimdi sonunda ha mesela bu uçağın hikayesi sürüyor. Çünkü motorun parçalanması nedeniyle motorun imalatçısı işte kimin motoru bakmadık. Şöyle motorun imalatçısı deniyor. Boeing olabilir ya da başka motorlarda kullanılıyor. Motorun imalatçısı o hava yoluna şeyleri, pervaneleri gözden geçirelim. Orada tekrar değiştirmesi gereken parçalar var demiş. Havayolu Southwest bunu yapmamış. Masraflı diye. Masrafı kısmak için bir şeyi atlıyorlar. İyi gidiyor. Sonra sonuç ortada. Şimdi sonunda fırlatıldı. TESS. Uzak dünyaları araştırıp dünyaya benzer gezegenler bulmak. Sonra da belki o gezegenlerde hayat olacağını falan varsayıyorlar. Fırlatma gerçekleşti. İşte bu Tesla'nın SpaceX'i fırlatma başarıyla tamamlandı. Burada marifet uzay aracını atmosferin dışına çıkartıp rotasına koyup sonra da ivme verip yollamak. Sonrasını uzayın kendi devinimiyle o uzay aracı yapıyor. Motora falan gerek kalmadan uzayın derinliklerinde ilerlemeyi sürdürüyor. En zor kısmı bu işte yeryüzünden atmosferi çıkana kadar 100-120 kilometrelik falan mesafeyi aşabilmek. Bu gerçekleşti. SpaceX de bir sınavı geçti. Peki bundan sonra ne olacak? Daha önce de anlatmıştık. En az işte 50 tane falan dünyaya benzer gezegen bulacağı düşünülüyor. Dünyaya benzer gezegenin bulunması Dünya ile Güneş'in arasındaki etkileşimin dünyada hayatı başlattığı düşünülmekte. Onun için benzer yapıda benzer güneşleri olan ya da benzer güneşlerle etkileşimi olan gezegenler bulmak. Asıl ilk hedef bu. Sonra işte o gezegenler zaten çok çok uzakta, ışık yılları falan gerekiyor. Onlara sonra bakılabilecek belki hayat var mı yok mu diye. Daha önce bu işi yapan bir Kepler vardı. Kepler uzay aracı. Kepler artık görev süresini dolduruyor. Ondan sonrasını bu TESS üstlenecek. Bir çamaşır makinesi büyüklüğünde demiştik. Küçücük bir şey ama yapacağı işler büyük. Bu arada bu SpaceX'in fırlatılış, roketin bütün aşamalarının görüntüleri, kopma, parçaların birbirinden ayrılması, bölümlerin birbirinden ayrılması, aşamalarının canlı görüntülerle aktarılması, o da bir hem televizyonculuk hem de uzay endüstrisi açısından bir başka aşama. Eskiden yerden fırlatılıp işte gözden kaybolana kadar izlenirdi uzay araçları. Şimdi üzerlerindeki kameralarla bütün bu aşamaları, ateşleme süreçlerini baştan sona izleyebiliyoruz. Sonra bu parçalar evet yeryüzüne geri dönüyor. O da işin en şık tarafı. Yeniden kullanılabilir roketler, füzeler, roket.
Dünya petrol fiyatlarına bir bakmamız gerekiyor. Bugün bir ara 74 dolardı. 74 dolar çok fazla bir fiyat. Fakat bunun üzerine 80 dolardan konuşuluyor. Suudi Arabistan'ın 100 dolar hayalleri de var ama o kadar gideceği umulmuyor. Olmaması da gerekiyor. 20-25 doların üstündeki her şey, her petrol fiyatı aslında fahiş fiyat anlamında. Ne oluyor? Efendim, Suudi Arabistan öncülüğündeki OPEC Rusya ile anlaşıp biz arzı kısalım. İşte dünyadaki stoklar da aşağı yukarı bitmek üzere. Arz sınırlı kalırsa fiyat yükselir diye bir şeye takılmışlardı. Bu uzun süre yürümedi. Fakat son 6 aydır işlemeye başladı. Denge değişikliği nedeniyle. Ve bu Rusya-Suudi Arabistan anlaşmasının işte görüşmeleri var. Yakın zamanda onu tekrar uzatacaklar ve bu uygulamanın uzatılması bekleniyor. Onun teyidi bekleniyor bu görüşmeler sonunda. Anlaşma olduğu zaman işte taraflar daha az arzda bulundukları zaman fiyat yükselecek diye beklenti. Suudi Arabistan'ın en büyük derdi dev bütçe açığını anlatıyoruz. İşte borçlanma falan yapıyorlar artık. Dev bütçe açığını kapamak için en az 80 dolar olması. 100 dolar diyorlar. 100 doların dünya ekonomisine getireceği enflasyonist baskı kat be kat Suudi Arabistan'la çıkacak. O Suudi Arabistan'ın hesabı kitabı yok. Orada işlemiyor. Orada kaldılar. Onun için 100'e varmayacak o bir net durum. 80'de bile kalacağı şüpheli. Çünkü 80'de Amerikan kaya petrolü üreticilerinin de maliyetleri düşmüş oluyor. Onlar da kâra geçmiş oluyorlar. Bu sefer Amerika istediği kadar petrolü satma, kaya petrolü satma noktasına geliyor. Suudi Arabistan'ın bu oyununu oradaki arz fazlasıyla bozabileceklerini düşünmekteyiz. Olacak şey değil 75-80 dolarlık petrol. Dünya ekonomisi öyle bir petrol fiyatını kaldıracak durumda değil. Aynı zamanda Amerika biliyor ki yüksek petrol fiyatı Rusya'nın işine yarayacak. O kadar yaptırım uyguluyoruz, susturup Moskova'nın üzerine gidiyoruz vesaire. Sonra da bir taraftan kendi elimizle Moskova'yı zengin ediyoruz. Olmaz öyle şey deyip Suudi Arabistan'ın itirazlarını da hiçe sayarak petrol fiyatını tekrar düşürme yolunda adım atacakları öngörülmekte. Ama bu işte hayallerin sonu yok. 80 olsun, 100 olsun falan beklentileri var maalesef. Oraya kadar gideceği düşünülmüyor. Bir de bu petrol piyasasında hiçbir şey planlandığı gibi gitmez. Bir yerden mutlaka bir fazla gelir, bir şey olur. Onun için onun etkisini de görmek lazım. İşte İran gerilimi nedeniyle yükseliyor falan diye de hikaye yapıyorlar. İran ihracatında şimdilik bir durum yok. Bakacağız ama tekrar 74 bile fahiş fiyat. Robotlar, bütün emek piyasasını robotlara bırakırsak komünizm gelir mi? Robotlar bedava çalışıyorlar. İşte emek artı değer falan komünizmin esası. İddia ilginç. İddianın ilginçliği şuradan. İddiayı bir fikir egzersizi olarak ortaya çıkartan, savunan ya da işte gündeme getiren İngiltere Merkez Bankası Başkanı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney bir konferansında dedi ki şu an robotların endüstriye ve ekonomiye katılımı tıpkı 19. yüzyıl sanayi devriminin öncesine benziyor. Sanayi devrimi öncesinde de böyle bir büyük endüstriyel değişim vardı. İşte emeğin yerini makinelerin alması, buharlı makine vesaire. Bu buhar makinesinin alması büyük değişim yaratmıştı ki aynı zamanda tam 150 yıl önce oluyor bu işler. Marx Engels Komünist Manifesto'yu yazmaya başlamışlardı. Tam diyor İngiltere Merkez Bankası Başkanı ortam aynı. Nasıl aynı? Diyor mevcut internet platformlarını şey olarak düşünün. O zamanın sanayi devriminin tekstil makinaları olarak düşünün. Evet, tekstil makinalarıyla bu iş başlamıştı. Sonra işi anlayan, öğrenen ve öğrendiğini daha geliştiren robot kullanımını buhar makinalarıyla eşleştirin. Tamam, o da benziyor.
Sonra telegraf, o zamanın çok büyük buluşu, telgraf endüstrileşmenin, sanayi devriminin temeliydi. Telgrafın da yerini Twitter'a bırakın. O da uyuyor. Sonra diyor, tam bu ortamda işte Karl Marx'la Engels Komünist Manifesto yazıyordu. Bütün dünyanın robotları birleşin. Ya da işçileri birleşin. İlginç bir teori. Konferansın bütünü daha da ilginç. Makane böyle şeydir, entelektüel, Merkez Bankası Başkanı'dır. Tarih, felsefe falan da bilir. Ama benzetme çok ilginç. Yapay zeka, robotlar, endüstrileşme, yeni endüstrileşmeden bahsediyoruz. Sonra da komünizm. O zaman ne olacak? Robotlar çalışacak, biz de balık tutmaya gideceğiz, deniz kıyısında gezeceğiz falan filan. Şöyle olup bitenler, Duma'daki kimyasal saldırı, hala orada bir netice yok. İşte şu oldu, bu oldu, Birleşmiş Milletler ekibi falan, yani engelleme var. Sonra başka kafa karıştırıcı bir sürü dezenformasyon başladı. İşte Rusya diyor ki Suriye Alman yapımı klorin, Alman malı klorin buldu Guta'da. Alman malzemesi bulundu falan diye. Yani bunlar bir an önce bu işi tespiti olsaydı belki daha inandırıcı olacaktı ama bu noktada bir şey yok. Yani Şam, Rusya işi artık iyice yokuşa sürerek sorumluluğu üstlenmiş oldular. Sonra Irak'ta ilginç bir durum var. Bunu kayda geçirmek gerekiyor. Irak Hava Kuvvetleri diyor ki Suriye'de DAEŞ hedeflerine karşı bombardıman yaptık. Malum Orta Doğu'da bu aralar bir ülke başka bir ülkede bombardıman yapabiliyor, artık o yol açıldı. Fakat Irak tarafından Suriye'deki hedefleri vurulması, DAEŞ hedeflerinin vurulması bir yenilik ve de DAEŞ'e karşı Suriye-Irak ortak mücadelesi var falan diye bir şey var. Arkası gelir mi, ilginç bir durum. Irak'ın Suriye'ye müdahale olması daha da bir ilginç durum. Bu arada bir başlık da vardı ama arkasını göremedik. İran Savunma Bakanı Bağdat'ta aynı zamanda Rus ve Türk askeri yetkililerle İran Savunma Bakanı görüştü diye bir başlık vardı. Dikkatimizi çekti de bugün ne oldu sonra açıkçası Arapçalardan fazla bakamadık. Bir de öyle bir gelişme var. Sonra Katar'a bakabiliriz. Katar'da şu, meğer geçen hafta, daha bu haftanın başında Suudi Arabistan'da bazı askeri manevralar varmış ve bu manevralara tatbikat Katar birlikleri de katılmış. Bu Katar birliklerinin Suudi Arabistan'daki tatbikata katılması bir yumuşama işareti mi acaba diye yorumlanıyor. Suudi Arabistan'ın niyetlerinden ve hedeflerinden vazgeçtiğine dair bir belirti yok. Askeri işbirliği işte Pentagon'un ayarlamış olması daha muhtemel. Abluka ve Katar'a ambargo kalkarsa tabii ki iyi olur. Bu onun işareti mi? İzlemek gerekiyor. Şimdilik bilmiyoruz. Küba. Küba'da da işte bir dönemin sonu, Castro bitti. Hayır. Şöyle. Evet, devlet başkanı şimdi kim? Adını öğrenmek için epey tekrarlamamız lazım. Fidel Castro, Raul Castro kolaydı. Miguel Díaz-Canel. Tamam, yeni Küba devlet başkanı. Artık Castro devri kapandı. Hayır, kapanmadı. Neden? Raul Castro 2021'e kadar hala Küba Komünist Partisi'nin başında duracak. Küba Komünist Partisi de Küba demek, hükümet demek. Dolayısıyla devlet başkanı tamam seçtiler ama devlet başkanının daha böyle işe alışana kadar falan biraz daha vakit geçmesi gerekiyor. Daha o işte antrenman yapıyor falan havasındalar. Yoksa Castro'lar devam ediyorlar. Bir başka şekilde Komünist Parti ise Komünist Parti. İspanya'yı da verebiliriz. İspanya'da da mesele şu. İtalya ile İspanya 16. yüzyıldan beri çekişirler. Her şeyde bir rekabet. Son durumda İspanya milli gelirde İtalya'yı geçmiş. Ama ne kadar güzel. İspanya ve İtalya Avrupa Birliği'nin ve Euro bölgesinin ve dünyanın en borçlu, en batak ülkelerinden ikisi. Bunlar birbirlerini geçmekle övünüyorlar. Zenginlik. Aman ne zenginlik. Neymiş zenginlikleri? İspanya 46 milyara çıkmış.
satın alma paritesiyle kişi başına düşen gelir yani. Genel bir tanım. Öbürü 46'ya çıkmış İspanya. İtalya 44'e kalmış. İspanya İtalya'yı geçtik diye gururlanıyor. Aman ne kadar güzel. Büyümeniz ne? Nüfus artışınız nasıl? Genç nüfus oranınız nasıl? İşsizlik oranlarınız ne? 20 yaş altı işsizlik ne durumda? Onlara kimse bakmıyor. Viva İspanya şimdilik. Futbolda da böyleler. Bu kadar süremiz. Yarın 20'de tekrar Dünya Hali. Görüşmek üzere.